Bir anlamda da CHP'nin 2023 seçimlerinde ittifak modelinden dolayı yaşadığı sıkıntıyı şu anda AK Parti yaşıyor. Çünkü biliyorsunuz CHP diğer 4 partiyle ittifak yapmaktan ötürü işte 39 tane milletvekili listelerinde yer verdi ve bunun haricinde de bu yer verirken de kendi seçmenini açıklamakta da çok güçlük yaşadı. Şu anda gördüğümüz şu, AK Parti hem Ankara'da hem İstanbul'da hem de diğer illerde bu kendi ittifakından kaynaklı hani bir sıkıntı yaşıyor. Belki de bu sıkıntı CHP'nin yaşadığı sıkıntıya benzeyecek. CHP aslında bu seçimlere hür ve müstakil giren tek parti diyebiliriz. Şimdi aslında Murat Kurum'u bekleyen sorunların başında bakanlığı dönemindeki, ben şimdi bir baktım da acaba mecliste bununla ilgili bir önerge, bir Lütfü Türkkan'ı gördüm 2022'de, işte demiş ki TOKİ mağdurlarına yönelik. Şimdi bakanlığı döneminde yapılan TOKİ projelerinden mağdur olanlara halen, yani o dönemde de mesela halen bir açıklama gelmemiş. O dönemde de soru önergesine bir yanıt gelmemiş İYİ Parti'nin Lütfü Türkkan'ın. Şimdi ama meslektaşlarımızdan Timur Soykan da paylaşmış, gazeteci Timur Soykan. Burada da az önce söylemeye çalıştığım oydu. Tam da ona denk düşen bir paylaşım yapmış Timur. O da şu, yani deprem meselesini gerçekten tam olarak nasıl yönetti ki deprem bölgesinde? İşte bu da soruluyor. Şimdi İstanbul'un gelecekteki olası depremi için çözüm üreten bir isim olsun. Çünkü hemen Timur Soykan hatırlatmış mesela Kahramanmaraş'taki yıkılan ISS oteli. Bir fotoğrafı var hatta kendisinin. Evet, sahipleri, evet. Dondurma yerken bir fotoğrafları var. Yine hepsi bizden yerine iktidarın projesi olan bu yarısı bizden meselesinde de Hatay, yani bugün Hatay'da henüz bitmiş hiçbir konut yok. 11 ay oldu. 6 Şubat'a yaklaşıyoruz. Dolayısıyla hani Mayıs öncesine kadar da bu alanın bakanı kendisi, bu alanın yöneticisi. Dolayısıyla hani ne kadar gerçekten AK Parti iktidarı depremi yönetti ki bize İstanbul'da depremi yönetmeyi vaat ediyor. Bir de Kanal İstanbul'u bu kadar sahiplenen de bir isim aynı zamanda Murat Kurum. Onun da altını çizelim. Yani bütün bu sorular Murat Kurum'u bekliyor şu anda. Tabii herkes bunu soracak yani. 20 yıldır, 25 yıldır İstanbul'da ne yapıldı? Şimdi kampanyalar, projeler açıklanıyor ama 20 senedir ne yapıldı? Deprem bölgesinde ne yapıldı? Bunlar önemli sorular. Vatandaş bunlara cevap arayacaktır. Evet, yani bir kere özellikle işte İmamoğlu'nun bu konuda mesela Kanal İstanbul'la ilgili tavrı. Hatta biz yine yayınlarda da bu Kanal İstanbul'la ilgili konuştuğumuzda da, yani AK Parti'nin hani işte diğer adaylarından da bazı isimler aday olacağını açıklamıştı. Dolayısıyla onlara da sormuştuk. Aday adaylığı başvurularında bulunanlardan onlara da sormuştuk. Evet, Kanal İstanbul onlar da sahiplenmişti. Yani sadece Murat Kurum değil, aslında AK Parti'nin kendi projesi ve Murat Kurum'un da özellikle sahip çıktı. Bunlar da gözetilir mi Semih Bey? Ama bence Bey, şöyle bir iddiaya girelim. Semih Bey'e sözü vermeden önce, ya da en azından ben kendi kişisel görüşümü söyleyeyim. Önümüzdeki seçim sürecinde Murat Kurum'dan Kanal İstanbul'u belki de hiç duymayacağız. Ama önemli bir proje bu sonuçta, yani AK Parti'nin hani en çok sahiplendiği belki ve asla vazgeçmeyeceği bir proje. Belli olmaz. Belki çünkü neden? Şundan. Mehmet Şimşek bile, Cevdet Yılmaz bile açıklamalar yaparken bütçeyle alakalı, işte emeklilere zamla ilgili falan, ne diyorlar? Depremin yarattığı müthiş bir mali yük var. Kanal İstanbul'da yeni bir mali yük projesi yani. Daha fazla para harcanması gereken bir proje, en azından bütçede, matematik olarak. Bütçede geçmedi. Evet. Bütçede duymadık. Yani gerçi bütçede, evet, kalemi